Yararı var bunda. Özellikle Filistin'deki eğitimin büyük yararı var. Ne yapıyorsan bilerek yapıyorsun. Çatışmalar sırasında özellikle de pusuda beklerken uğruna bu büyük kavgaya girdiğin insanlara amansız bir sevgi duyuyordun. Uğrunda mücadele verdiğin köylülere, işçilere, özellikle de çocuklara. Çocukları düşünüyordum sık sık. Anlatılmaz bir sevgi, anlatılmaz bir özlem duyuyordum onlara, çocuklara. Bir de bütün bu olayları, bütün bu acıları gelecek kuşakların hatırlamayacağını düşünüyorsun. Ya hatırlamazlarsa diye geçiriyorsun. Bütün bu acıları, bu sıkıntıları onlar için çektiğini çok iyi biliyorsun oysa. Bir kişi olduğunu, içine girdiğin bu çatışmanın aslında o anda bir kişinin çatışması olduğunu ve bunun bu büyük kavganın içinde önemsiz olduğunu, kocaman okyanusta bir damla olduğunu düşünüyorsun. İşte Vietnam. Bir yığın insan ölmüş orada. Vuruşan, ölen her yurtsever Vietnamlı bir yığın acı, bir yığın sıkıntı çekmiş ve vuruşa vuruşa ölmüş. Ölen yığınla devrimci var orada. Ve gelecek kuşaklar ne diyecek? 500 bin kişi öldü falan diyecek. Böyle diyecek gelecek kuşaklar. Ve sen geçip gideceksin. Çektiğin bunca acının, acıların gelecek kuşaklarca bilinmesini istiyorsun. Bu duyguyu anlıyor musun? Sonra sürekli olarak izleniyorsun. Hep bir av alanında gibisin. Hiç avcı değilsin. Hep avsın. Bir av hayvanı gibi duyuyorsun kendini. Sürekli kovalanıyorsun. Ölüm mü? Ölüm gelip kapına dayandığı zaman böylesi bir mücadeleyi sürdürdüğün için bir bakıma ortaya koyabileceğin her şeyi ortaya koymuşsun. Yapabileceğin her şeyi yapmışsın gibi geliyor sana. Biliyor musun, mutluluk veriyor bu insana. Biz bu işe girdik bir kez. Girmiştik. Sonuna kadar götürecektik. Yaptığımız eylemlerden herhangi bir pişmanlık duyup duymadığımı mı soruyorsun? Kesinlikle hayır. Hiçbir pişmanlık duymadım. Ne ben ne de arkadaşlarım. Hiçbir zaman. Ankara'dan çıkarken Türkiye dışına falan gitmeyi, sınır dışına çıkmayı aklımıza bile getirmedik. Yok böyle bir şey. Kararlıydık. Kesin kararlıydık. Ankara'dan çıkıp bir kır gerillası karargahı kuracaktık. Ölüm hiç de ürkütücü değil. Ölümle burun buruna gelmedikçe, yani ölüm karşında somutlaşmadıkça ölüme pek aldırmıyorsun. Hem de hiç aldırmıyorsun. Takmıyorsun ölümü. Ama ölümle karşı karşıya kalınca o zaman, işte o zaman garip bir hüzün başlıyor. Böyle bir duyguyla ilk ne zaman karşılaştım biliyor musun? Garip, hüzün yoklu bir korkuydu. Yusuf vurulunca yaşadım bu karmaşık duyguyu. Gerçi daha önce de buna benzer bir duyguya kapılmıştım. Ama daha değişikti o. İlk kez ölüm korkusunu 1966 yılında ölümle karşı karşıya kaldığımda yaşamıştım. Deniz Gezmiş Yusuf Aslan. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tabdil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezyiğinize karar ver. Evet, idama gidiyor bu işin sonu. Bunu biliyorsun. Yakalandığın andan sonra bunu hep biliyorsun. Sonu idama gidiyor bu işin. Hele hücreye kapatılıp da düşünme rahatlığına erince bildiğin tek şey var. İdam, ölüm. Ama biliyor musun, pek de korkunç gelmiyor bu sana. Umut mu? Umut her zaman var. Umutsuzluk diye bir şey yok. En azından kaçabilirim, kurtulabilirim belki diye düşünüyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çıkarılacak bir affı düşünmüyorsun. O yok işte. Ve bir devrimcinin idama nasıl gideceğini, bir mitinge, bir eyleme gider gibi gideceğini karşı devrimcilere ve herkese göstermek gerektiğini düşünüyorsun. İnan, bunda hiçbir çekincem yok. O sahneyi çok iyi somutladım. Asılma günü gelip çatınca o sevdiğim giysilerimi giyeceğim. Postallarımı, parkamı. Beyaz ölüm gömleğini giydirmek isteyecekler, giymeyeceğim. Kesin direneceğim ve giymeyeceğim. Öyle her zamanki gibi eyleme gidiş tavrımla gideceğim dar ağacına. Yok, tıraş falan da olmayacağım. Önce gidip orada oturacak bir sigara yakacağım. Sonra demli güzel bir çay içeceğim. Ha bak, Rodrigo'nun o ünlü gitar konçertosunu dinlemek isterim orada. Bak, bunu çok isterim.
Sanırım asılacak bir insanın son isteklerine geri çevirmezler. Bunları isteyeceğim. Bir de avukatlarımın asılma sırasında orada bulunma hakları var. Onların orada olmalarını isteyeceğim. Bunu kesin isteyeceğim. Gelecekler. Gelmeleri gerek. Orada bulunmaları gerek. Olaya tanıklık etmeleri için bu kaçınılmaz bir şey. Bu işler olup biterken bizim ölümümüze tanıklar gerek. Çünkü bizden sonrakilere umut verecek bu sahne. Asılışımız gürültüye gelmemeli. İpe nasıl gittiğimizi gelecek kuşaklara anlatacak doğru dürüst, güvenilir görgü tanıkları bulunmalı orada. Bir devrimcinin ölümü bile gündelik olağan eyleminden, olağan mücadelesinden soyutlanamaz. Bir de kendim çıkıp urganı kendim geçireceğim boynuma. Bunu çok istiyorum. Cellat falan sokmayacağım yanıma. İğrenç bir şey. Ve dönüp orada beni asan heriflere, asılmamı seyreden heriflere diyeceğim ki, burada ölen yalnızca bedenimdir ki zaten ölümlüydü, ölecekti. Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz. Düşüncem yaşayacak diyeceğim. Sonra avukatlarıma döneceğim. Sizler de bizler için gelecek kuşaklara tanıklık edin diyeceğim. Bir devrimci ölüme böyle gider işte. Bayram yerine gider gibi. Ve şunu da söyleyeceğim. Herhangi bir trafik kazasında ölmekten falan da güzeldir bu bizim ölümümüz. Hele böyle olursa.